Bu barış görüşmeleri ile ilahi nihaye sonuçta kesildi. Bunlar sürekli devam edemez. 40 yıl daha, 140 yıl daha devam edemez. Bunun bir sonu olması gerekirdi. Şimdi Rum tarafında Şubat ayında başkanlık seçimleri var. Eğer bu kafayla gidersek uluslararası toplum tekrar Rum tarafındaki seçimlerden sonra tekrar kaldığı yerden başlanması yönünde ve kalınan yerde Türk, Türk tarafının tezlerinin geriye çekildiği bir yer oluyor. Oradan başlanması yönünde bir irade kullanacak. Her şeyden önce artık bu konuda güya çözüm istiyormuş gibi uluslararası toplumu oyalayan uluslararası toplumdan da sanki çözüm olacakmış gibi yaklaşım sergilenenlerin bütün tezleri çökmüştür. Çözümün olmadığı açık. O zaman ne yapmak lazım? Bir, KKTC'nin tanıtılması için Dışişleri Bakanlığı'nda KKTC'nin tanıtımından sorumlu bir özel temsilci atanması ve özel temsilcinin görev yönergesinin sadece ve sadece KKTC'nin uluslararası toplumda tanıtımı konusunda çalışmalar yapması olması gerekir. İki, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın da keza tanıtım ve tanıtma yönünde çalışma sarf etmesi lazım. Maraş'la ilgili olarak yeni bir düzenleme Türklerin KKTC'nin idaresinde yeni bir düzenleme gerekiyor. Ve bunun da bir an önce uygulamaya konulması lazım. Üçüncü konu Birleşmiş Milletler Barış Gücü adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün varlığı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki varlığı sanki adada iki etnik yapı arasında çatışma oluyor ve Birleşmiş Milletler barış gücü de o şu anda o çatışmayı önlüyor havası yaratıyor. Halbuki şu anda adada bir çatışma yok. Türk askerinin sayesinde Kıbrıs sorununun en önemli hususu da dış bağlantılı çözüm arayışıdır. Hal böyleyken Birleşmiş Milletler barış gücüne Böyle bir görüntü sağlama izni vermemeliyiz. Bu konuyu da gündeme getirmeliyiz. Bu konuda atılacak adımlar, bu üç konuda eğer yeterince cesur ve kararlı olmazsa KKTC'yi ilerleyen süreçte 10-15 yıl veya 20 yıllık süreçte lime lime edeceklerini de belirtmek isteriz ve uyarmak isteriz neyin çözümü yapılıyor şu anda? Sürekli toprakta gerileme, garantilerin sulandırılması, yönetim ve güç paylaşımında aşınma, adına federal dedikleri merkezi güçlendirilmiş bir devlet yapısı, Türklerin azınlık olduğu, Rumların borusunun öttüğü bir sistem isteniyor. Ve Türkiye'nin AB süreci çökmüş, uluslararası toplumla ilişkileri gerilmiş, Kıbrıs inisiyatifinden dolayı herhangi bir şeyi, herhangi bir hususun etkilenmeyeceği bir ortamda biz çözüm çabası diye tutturmuşuz ve KKTC'yi pazarlık masasında liman lime etmeye göz yumuyoruz. Biz bizim atalarımız bizim ülkemizdeki insanlar, oradaki mücahitler o bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için kanlarını siz bugün masada satasınız diye vermediler. Eğer burada bir dik duruş sergileyemeyeceksek o zaman hiçbir konuda bir şey yapamayız biz. Bizim büyük devlet olma iddiamız çöpe gider. Hiçbir anlamı yoktur. Kıbrıs gibi haklı, meşru, stratejik bir konuda geri bir adım atıp kendi tezini, kendi tanıdığı devleti başkasına tanıtma, tanıtamama acziyeti içinde olursa Türkiye hiçbir şey yapamaz. Türkiye kimse dinlemez. İç siyasi çekişmelerle, Rum'un gözüyle Kıbrıs davasını okuma anlayışıyla bir yere varlamaz. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Bizim en büyük değerimiz en büyük son Lozan Anlaşmasından sonra en büyük kazanımlarımızdan birisidir. Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizin canını, malını, ırzını ve namusunu koruma mücadelemiz. Ve bundan da geri adım atılmamalıdır.